tekrar ikinci bölüme geçelim. Madem öyle, işte böyle. Evet, tekrar selamlar dostlar. İkinci bölümümüz, şiirimizi okuduk. Şimdi ben bu bundan hem çok etkilendim dedim, yaşlı kaynakçı. Şimdi kaynakçı da yok, yaşlı ustalar da yok, erbaplar da yok. İşte öyle göstermelik şimdi Gaziantep vesaire, Diyarbakır, Mardin, ne bileyim, hep Doğu ve Güneydoğu aklımıza geliyor. Veyahut da işte bilmediğimiz yerlerdeki ustalarımız hala mesleği sürdürüyorlarsa onlara aşk olsun, sevgiyle selamlıyoruz. Ne olursa olsun, işini yapan olsun, alnının teriyle geçinen olsun ve dolayısıyla bu mesleklerde kaybolmasın. Çünkü yeryüzünün renkleri soluyor bunlar kayboldukça. Dolayısıyla işte biz de bu amatör çalışmalarımızda onlardan birisi olalım diyorum. Ben de böyle bu yolu sürdürelim böyle hizmetlerimizde. Şimdi kaynakçı deyince düşünün, yani siz çocuksunuz. Çocukluk her şeydir işte. Siz onu fotoğraf kareleri gibi hafızanıza yerleştirmişsiniz ki bu şiirler sonradan çıktı. Peki yani sevgi vardı, saygı vardı, saz vardı, söz vardı. Derelerde çimme vardı, ana vardı, baba vardı, ağaç vardı, yeşillik vardı. Beton yığınları daha dökülmemişti. Bütün hepsi geçmişte kalıyor ne hikmetse. Yani geçmişi arıyoruz. Her geçen gün geçmişi arıyoruz. Peki her şey ileriye gidiyor diyoruz. Teknoloji gelişiyor, bilgiye ulaşmak kolay oluyor. Değerli üstadım, yani yaşadığımız çağda insanlık mı azalıyor? Hani insanlık mı, insancıllık mı, dostluk mu, muhabbet mi, doğallık mı azalıyor da biz hep geçmişte, bak bu ustalar geçmişe karıştılar. Geçmişin tozlu sayfalarında anıyoruz. O senin yaptığınız, sizin yaptığınız muhabbetleri evet ara ara buluyoruz, görüyoruz ama siz diyorsunuz ki sık sık yapardık. Haftada 2-3 kere mutlaka her akşam toplanırdık. Çayımız orada derken yani şimdi tasavvur ediyorum. Mahallelerde, köylerde kadınlar toplanır, bir sohbet ederler. Çayını koyar, çekirdeğini. Böyle dostluklar. Ya bu dostluk ne, nasıl bir şey ki? İnsanlık nasıl bir şey ki böyle kaybediliyor? Yani niye kaybediliyor? Ya da siz ne dersiniz? Kaybolur mu? Ya da ben mi abartıyorum? O eski geçmiş günleri niye özlüyoruz biz? Yani nasıl diyeyim, insanda trajik duygusu geçmişin yaşanmışlığını özlemle ilgili bir şey. Bir daha olmayacaktır, onu özlersin. Yani trajedinin bir yanı odur. Bir o, ikincisi insanı insan yapan o geçmişidir, varlığıdır. O varlığı olmadığı sürece kendi varlığı da olmayacaktır. Yani özleminin bir diğer yanı da odur. Yani ne olursa olsun işte seni sen yapan geçmişim. Yani dışlayamıyorsun, atamıyorsun. O yeter ki onu doğru kavrayıp onu seni sen yapan olguları doğru görmenle ilgili. Onu doğru gördüğün zaman geleceği de o geçmişin üzerinden doğru kurabilirsin. Fakat artık yani metalar dünyası ya da işte kapitalizm hızlı bir şekilde 80'den sonra gelişti. Gelişmesiyle birlikte artık bu tarz sohbetlerin ya da işte daha insani ilişkilerin yerine tüketim kültürü, daha çok para kazanma hırsının dayandığı, yani artı değerin yoğun sömürüsü üzerine dayalı toplumsal yapı şekillendi. Şekillenince ister istemez insanlar da bu artı değerin kendisini kazanmaya, yani metalar dünyasının bir metalsi olmaya başladı ve ilişkiler de ister istemez bireyci, bencil, çıkarcı ilişkilere döndü. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyoruz. Peki yine diyeyim, eski dünyayı niye özlüyoruz? Onun şeyi önemli. Şimdi her zaman kolektif toplumsal yapının bundan önceki toplumlarda vardı. Yani insanlarda her zaman altın çağ özlemi vardır. Ama bizim toplumsal yapıda o altın çağ özleminin kısmı da olsa yapısını gösterir. Yani bizim geçmiş toplumumuz yoğun bir sömürünün olduğu bir toplum değildi aslında. Yani belirli ezilmeler, belirli şeyler de olsa yoğun bir insan emeği sömürüsüne dayalı bir toplum değil.
Şimdi biz hızlı bir şekilde sömürü dünyasına girdiğimiz zaman bu altın çağ özlemi, aslında komünal toplum özlemi diyelim, yoğun bir şekilde insanlarda yaşıyor. Yani nedir bu? İnsan insanın sömürmediği bir dünya. İnsanların birbirlerine sevgiyle yaklaştığı bir dünya. İnsanların hiçbir ilişkisi içinde çıkar ve menfaatin olmadığı bir dünya. Bu özlem her zaman vardır. Alevi toplumu ya da bizim Malatya toplumu diyelim, öyle yoğun bir şekilde feodal toplu yapının olduğu bir toplum da olmadığı için eşitlikçi dokusu çok. O yüzden bize de daha çok böyle şey geliyor, hoş geliyor, elle tutulur bir dünya olarak görünüyor ve bunu sürekli canlı hale getirebilmek için de çaba açıyor. Peki bu çabalar, bu hayaller mesela işte İstanbul'da geliyor yine aynı havayı soluyabilmek için kendi düşüncesinde olan insanların yanına gidiyor. Dernekleşiyor, vakıflaşıyor. İşte Alevi ise cemevini kuruyor, cemevinde o mutluluğu aramaya çalışıyor. Dolayısıyla bunların arayışındayız. Bunların yolundayız. Bir de derviş diyorsunuz. Bu bir derviş var çıkmış yollara ama bu yollara çıkan derviş değil. Bu biraz gerçek bir derviş. Bilmem. Bir dervişi dinleyelim sizden. Derviş nasıl bir şeymiş bilmiyorum. Yani okuyayım ben de bu dervişe dair biraz yorum yapabilir evet, miyim isterseniz? Evet. Derviş işte orada yüzünü ateşin içine atmış. Yakıyor etini çığlık çığlığa. Bağrından kopartıp salıyor kapkara güvercinleri. Sıyrılsın diyor kilden, dumandan, hazdan, beden. Fakir o, bir gülden fazlasını alamaz. Ömür boyu tok olur tek bir üzümle. Bedenin hapishanesinde tavlanır çileyle. Hüznün kuyusunda parçalar sevinçleri. Kör etmiş tanrısı onu, kör. Gözyaşının tuzuyla kar çerperek bütün dürtülerine kör etmiş. Vallahi benzersiz bir şiir bence. Ben böyle bir şiir okumadım. Hakikaten senin şiirin beni çok etkiledi bu derviş. Tabii öyküsü farklıdır ama herkese okunduğunda farklı gitmiştir. Herkes kendi dervişini ruhunda yaşasın ama sizi dinleyelim yine dervişi. Evet, şimdi şöyle anlatalım. Bizde Aleviliğin aslında temellerinin birinde kalender dervişleri vardır. Yani Aleviliğin kuruluş sürecinde dervişler daha çok etkindir. Şimdi bunların genel yapısı işte dünya nimetlerinin reddine dayanır. Yani tamamıyla ya Tanrı'ya bağlarlar kendini ya topluma cana bağlarlar. Böyle bir yapıları vardır. Bütün dünya nimetlerini reddederler. Ve bu reddetmenin kendisi aynı zamanda perhis, oruç tutma ve cinsel şeyleri de reddederler. Böyle bir dokuda şekillenirler. Dünya nimetlerine kendini meyillediğin an ister istemez işte şeyin içine düşeceğinin nasıl diyelim şeytanla işbirliği yapıp kötü duyguların içine düşebileceğin şekilde bir düşünce şekillenir. Aslında bu Platoncu düşüncedir. Yani Platon bedeni bir hapishane olarak görür. Ruh içindedir. Beden ve ruh ayrılığı oradan gelir. İşte beden bizde işte sürekli yemek yeme şevkini oluşturur. Beden işte kadınlara dair istek oluşturur. Bedenin dürtülerinden dolayı biz işte her şeyi yapabiliriz. O yüzden sadece ve sadece bedenden kurtulan bir ruh haline dönüştürmek lazımdır. Aslında Alevi felsefesinin arkasında böyle bir Platoncu düşünce de vardır. Ve genel olarak Hristiyanlarda da çok yoğundur bu. Dervişlerin hepsi, derviş kültürüyle yaşayanların hepsi dünya nimetlerini reddederler. Yine başa dönelim. Altın çağ özlemi vardır. Kimsenin kimseyi sömürmediği bir toplumsal yapı var. Bu nasıldır? Her insan dünya nimetlerini reddederse altın çağ kurulacaktır. Ama işte o zaman ne diyor? Bakıyor işte bir şey diyelim, padişah. Bütün dünya nimetlerini eline almış. Veya işte bir kadın bütün dünya nimetleriyle yaşıyor. Onların hepsini reddederseniz Tanrı katında yeriniz vardır. Esas böyle derviş kültürü ondan şekillenir. Peki şimdi dervişler zümresi. Biz yaşamın içerisinde bakıyoruz. Dervişhane yaşamak isteyenler var. Yani böyle her şeyden eline eteğini çekmiş değil de en azından bir izler var.
böyle mazlum, masum, duyarlı insanlar var. Şimdi bizim Aleviliğin özü bu dediniz. Peki Haçovalılar, Malatya'daki canlar gidebildiniz mi sonradan? İşte bizim Arapgir var, diğer Malatya en önemli, işte Arguanı var, Türküler var, Deyişler var. Bu yapılar zaman içerisinde nasıl değişti? Gerek Malatya'da, gerek büyük şehirlerde bu öz nasıl kayboldu? Deminki soruyla bir paralelliği var. Geçmişi özlüyoruz ya, bunlar yaşadılar bu kalenderi dervişler, bunun örneklerini verdiler dergahlarda, ocaklarda. Bu da mı bir devrin tanıklığıydı, yani bir devrin yapısıydı? Şimdi bunlara elveda mı diyoruz, yoksa insanlar bunu içselleştirerek yaşatabilirler mi? Yani dervişlik biraz da güzel bir şey, tam anlamıyla derviş yaşamı olmasa bile bunlardan ilham alarak özellikle gençlere yeni şeyler verilemez mi? Yani Alevisiyle, Sünnisiyle bizim şuradan, oradan şuraya geleceğim. Bizim zenginliklerimiz, deyişlerimiz, dervişliğimiz, sohbetimiz, muhabbetimiz gerçekten gençlere anlatılabiliyor mu? Siz yaşamışsınız. Bir araya gelmenin tadını, muhabbetini. Belki bugünkü gençler onlardan kopmuştur. Evet, cemevleri var, dernekler var. Herkesin sosyal yapısına göre bir araya geldiği mekanlar var ama bu kültürü yaşatmak gerçekten çok mu zor? Şimdi şöyle, yani geçmiş bundan 100-150 yıl olsa belirli bir şekilde yaşatabilirsin ama şu an bir kültür endüstrisi dediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani her şeyin metalaştığı bir dünya. Nerede nasıl yapacağın, nasıl hareket edebileceğini belirleyen bir dünya. Şimdi böyle bir dünyada belirli bir toplumsal aidiyet duygusu ortadan kalkıyor. Yani kişi bu kültür endüstrisi dediğimizde işte diyelim dizilerin olduğu veya işte sürekli müziklerin, kliplerin olduğu veya işte sürekli posterlerle birilerinin dağıtıldığı, futbolcuların dayatıldığı çok geniş bir anlamda bakalım. Yani müzik dediğinde müzik kendi başına bir endüstri, sinema dediğinde kendi başına bir endüstri, yayın dediğimizde kendi başına endüstri. Bu noktada inanç, Alevilik inancı veya işte biraz da Alevilik inancının arkasında işte komünel toplum düşü onunla birlikte şekillenen pek buralarda büyük bir şekilde etki olmuyor. Yani kişiler daha çok bu kültür endüstrisinin dünyası üzerinde şekilleniyor. Bunun içinde biçimleniyor, değişiyor, dönüşüyor, bireycileşiyor, bencilleşiyor. Toplumsal aidiyet duygusunu kaybediyor, yeni aidatlar ediliyor. İşte bir bakıyorsun Fenerbahçeli oluyor, bir bakıyorsun işte bir artisti çok beğeniyor, onu taklit etmeye çalışıyor. Bir bakıyorsun işte bir reklam yıldızının peşine gidiyor. Yani geniş anlamda bakacak. Böyle bir dünyada ne oluyor? Zordur yani. Bir kimlik içinde, Alevi kimliği içinde veya işte başka bir kimlik içinde, bir kişiyi Sünni kimliği içinde tutabilmek zordur. Bu noktada ne yapılması lazım? Sürekli olarak kolektif yaşayabilecek, sürekli olarak eşitlikçi yaşayabilecek bir toplumsal ve bunu da toplumsal aidiyetini yaratacak bir alanlar yaratmak lazım. Bunlar olmadığı sürece bu tür alanlar İster istemez gitgide azalır, gitgide insan sayısı düşer ve buralarda belirli bir etkinlik, eylemlik yapma alanları azalır yani. Size soracağım, daha sonra denk getireceğim konunun bir parçasıydı. Şimdi söyleşinin doğal akışına devam edelim ama Cengiz Gündoğdu'dan ben dinlerdim o öğrencilik döneminde gittiğimiz zaman. Star sistemi, İnsancıl'da da yazardı, kitaplarında da yazardı. Onun günceleri meşhurdur, onlara hep geleceğiz şimdi. Star sistemi, dayatılan star sistemi işte toplumun tümünde var. Edebiyatta var, sanatta var, halk kesiminde var. Star ol, starlaş. Evet. Yani makyaj olsun, yeter ki starlaş, yeter ki alkışlasınlar seni, sponsorlar bul. Şiponşor bul, şiponşor. Birisi bana öyle demişti. Ayhan Bey sen geziyorsun, ben de şiponşor bulursam türbeleri gezeceğim. Şimdi şiponşor bulacak, türbe gezecek bizim aklı evvel. Böyle yaşam, yani türbeyi gezersen kendi olanağınla gezersin. O makbuldür.
Başkalarının parasıyla türbe gezilmez. Ismarlama haç kabul olmaz atasözü. Dolayısıyla toplumun hangi bir bölümüne yayılmamış ki? Değerli hocam, biz söyleşinin seyrine devam edelim. Peki Malatya böyleydi. Anılar, hatıralar, güzellikler, bakırcılar dükkanları, çimdiğin dereler gerilerde kaldı. Geldik İstanbul'a. Geliş nasıl bir geliş? Nereye geldiniz? Nasıl bir yaşam karşıladı İstanbul'da sizi 80'lerde? Şimdi biz 81'de geldik. 81'de tabii Bağcılar Yavuz Mahallesi işte. Oraya yerleştik. 10 sene kadar orada kaldık yani. Bağcılar'da 10 yıl. 10 yıl. Bayağı 90'da tamam. Geldik işte. 90-91'de geldik herhalde buralara. Yani orası da çok yoksul bir mahalle. O süreçte de baktığın zaman işte yoksulluğun da yoğun bir şekilde yaşandığı mahalleydi. Fakat biz ilk geldiğimizde işte birbirimin oğlu vardı, kızı vardı, ben vardım, işte Ayten abla vardı. Üniversitede okuyorlar onlar. İşte ben de yanlarına gidiyorum. O süreçte işte ilk olarak 81'de, 82'de Mediko, İstanbul Üniversitesi Mediko testlerini. Onlar işte bazı tiyatro yapıyordu, bazı işte halk oyunlarına girmişti. Ben de onlarla birlikte takılıyordum. İlk böyle 80'den sonraki ilk devrimci mücadelenin kıvılcımı da o alanlarda atmıştı yani. Gerçi biz akşamları işte o süreçte ben bol bol kitap okuyordum. Roman da okuyordum. Evdeydim. Bu Beyazıt'ta durak vardı. İstanbul Üniversitesi'nin önündeki durak. Orada işte mendil, çorap. Vezneciler. Vezneciler mi yoksa? Yok. Ana cadde. Ana cadde üstündeki. Evet. Ana cadde üzerinde. İşte çorap, mendil, abonman bilet sattım. Bir sene kadar sattım burada. Sonra 82-83'te de Texas Tomcat sattım Topkapı'da. İyi de satıyordum yani. 1,5-2 sene de öyle gitti. Yani bir sene de falan. Sonra da işte tesisat işine başladım. Tesisat işi yaptım. Ata askerlik işte 85-86 askere gidene kadar tesisat işi yaptım. İşte 2 sene, 1,5 sene bir 100, işte 18 ay askerlik yaptım. Ondan sonra askere gittim. Sivas, sonra Kars Kazman. 18 ay askerlik. Kars Kazman'da ne gördünüz? Kars Kazman'da kaçıncı? 33. Piyade Alayı vardı işte. Piyade Alayı'ndaydık o süreçte. Şehri gezdiniz mi? Gezdim. Çıkıp geziyordum şehri canım. Şehir dediğinde çok küçük bir yer yani orası. Bir böyle bir aftın bir tepenin üstüne oturtulmuş bir yer. Yani. Kazman'dan nar geliyor muydun? O türküler vardı şeylerin, öyküler ya yapardı. Meyve sebze olarak çok övüyorlar. Meyvesi iyidir falan. Havası çok iyidir ama yani bizim Malatya'nın meyvesine hiçbir yerin meyvesi değmez yani. Ama onlar çok övüyordu. Tabii kışı da uzun sürüyordu oralarında. Belki yani toprağın bolluğu olması falan o tür şeylerin meyvede etkisi olabilir yani onu bilemiyorum da. Ama o kadar bizim meyveler gibi değil yani. Bizim İnsanı nasıldı? Nasıl? İnsanı iyiydi. İnsanı iyi yani. Öyle pek bir sorun yaşadığım bir durum yok insanıyla. Yani misal... Ne güzel değil mi? Her nereye gitsek insanımız, yurdumuz güzel. Evet. Evet. Yani şeydi, o Rusların yaptığı bir alaydı orası. Yani eski bir bina belli yani. Bizim kaldığımızda da iki alaydı da, iki binaydı da birisi eski Rusların yaptığı bir bina. İlginçtir yani Ruslar geldiğinde çok bina yapmışlar buralara ama sonra gidişin o binalar kalmış. Onların da çoğu artık yani kullanmıyor yani öyle bir şey yani. Evet devam edelim. Sonra ne yaptık İstanbul'da? Geldik. Askerden sonra geldikten sonra işte babam bir çay ocağı açmıştı. Ben arada bir çay ocağı... Nerede açmıştı? Keresteciler sitesinde, Merter'de. Evet. Davutpaşa Kışlası'nın yanında işte. Arada bir çay ocağında takılıyordum ya da işte tesisat işi yapıyordum. İşte su tesisatı, kalifer tesisatı. Bir iki sene kadar tesisat işi yaptım. Bir iki sene kadar da işte çay ocağı. Zaten çay ocağını 95'te kapattım ben. O süreçte işte bazı derneklerde bulundum öyle. O süreçte işte bir süre çok yemeğe gittim, tiyatro yaptım. İşte yazma, çizme, mücadele hep o süreçte başladı yani. Böyle devam etti. Peki aileyle mi kalıyordunuz? Baba geldi. Tabii. Babam, annem, ben hep biz birlikte kalıyorduk. Babam 2000'de vefat etti ama vefat edene kadar hep birlikteydik yani. Buraya 90'da mı geldiniz Hacı Osman bu bölgeye? Ne deniyor buraya? 91'de geldik biz dağ evlerine geldik. Dağ evleri. Çayırbaşı dağ evlerine geldik.
Yani orada benim annemin işte kardeşleri oturuyor. Dayılarım, halalarım oturuyordu. Öylece orada bir yer tuttuk, orada kaldık. Bunu onu da söyleyeyim ben işte. Evet. Bağcılar'dan gel gel dediler. Ben gelmedim. Bizimkiler gitti. Bir sene ben oradaki evde kaldım tek başıma. Sonra bir gün geldim buralarda. Böyle bir hafta mı ne bir şey bayramdı. 10 gün kaldım. Sonra dedim ya ben ne salak adamım ya. Orada dedim o kalabalığın içinde gürültünün patırtının içinde orada kalıyorsun. Burası ormanlık, önün temiz, ne güzel yer. Sen niye orada kalıyorsun anlamadım. Ondan sonra Sarıyer'e geldim. Bir daha da o evde kapattık. Bir daha da o tarafa gitmedim yani. Bağcılar ülkesi öyle. Evet. Bir bakalım zamanımıza. Evet, biz böyle biraz devam edelim gelmişken. Üstadım, yani buradaki insanlar, hısım, akraba, buradaki yaşam. Peki biraz babanızdan bahsedin. Nasıl bir insandı babanız, anneniz? Bahsedeyim. Babam yani şöyle bizim köyün çok sevilen insanlarından birisidir. İsmi neydi efendim? Hasan Alıcı ama Gartlı Hasan diye bilinir. Ya da bazıları Bakırcı Hasan der, bazıları da Uzun Hasan der. Lakabı da odur. Hoş sohbet bir adamdır. Aynı zamanda yani şeydir, zengin bir böyle nasıl diyelim, toplumsal bilgisi vardır. Ben ona şey derim yani sokak filozofu gibi bir şey adam. Yani öyle bir şeydir. Kendini yetiştirmiştir. Yani okumadığı halde kendini yetiştirmiş az bulunan bir insandır. Bizim köylülerde de yardım etmediği kimse kalmamıştır. Yurt dışına çıkan olmuştur, para vermiştir. Üniversiteye giden olmuştur, para vermiştir. Dernek kuruluşunda yardımcı olmuştur. Hangi dernek? Bizim Haçuvallar Derneği kurulduğunda ya da Haçuvalların işte Atalar Spor Kulübü kurulduğunda hepsinde yardımcı olmuştur yani. Yani birisi geldiğinde bir şey istediğinde kırabilecek bir insan değildir. Herkese belirli yardımı dokunmuş bir insandır. O yüzden Haçuvallar tarafından sevilen, Haçuvallar demeyelim de Malatya'da bilinen, sevilen, sayılan biridir aslında yani. Öyle bir adam. Anneniz? Annem tekel işçisiydi. Yıllarca İşçi? Evet, tekel işçisiydi. Ben de zaten yuvada büyüdüm, onu söylemeyi unuttum. Tekelin yuvasında büyüdüm. Ben 200 sene gittim. Çünkü niye? Ben okula gittiğimde 5 yaşında, 7 yaşında gittim. Ben 5 yaşında da Tarkan okuyordum. Gazete okuyordum, Kızıl Maske okuyordum 6-7 yaşında. Yani okulda bir şey okumadım ben. Öğrenmedim yani. Yuvada öğrettiler bana. Annem işte 80'lerin başında emekli oldu. Ondan sonra bu tarafa geldik. Kendisi de Sivaslı, Çetinkayalı'dır. İşte benim dayılarımın hepsi burada, dağ evlerinde otururdu o zaman. Onlarla birlikte işte burada yaşadık yıllarca diyebiliriz. Peki o dönem nasıldı? Şimdi değişim oldu mu? 90'lardan 2020'ye 30 yılda bu bölgede fazla bir değişim oldu mu? Yoksa yine de her şeye rağmen biraz dengeli mi gitti? Sanki burada da inşaat sektörü çok hızlandı ama biraz daha sakin gibi hala. Ya tabii ki yani buralarda da yoğun bir inşaat oldu. Ama şey de değişti. Yani toplumsal yapı değişse de fazla evlerde değişme olmadı. Burası gecekondu olduğu için. Şimdi bu imarafı çıktı ama ona rağmen hala eski tip gece kondu evleri yani nasıl diyelim işte projelendirilmiş bir o kadar evler değil. Herkesin kendi yaptığı evler onun üzerine devam etmişler. Misal işte dayım alta bir ev yapmış sonra onun üstüne bir tane daha çıkmış. Öyle evler buradaki evlerin çoğu öyledir ve temelleri de sağlam değildir. Yani alttaki ev üstteki evi taşıyacak şekilde yapılmamıştır. Alttaki ev olsun da bir evimiz olsun diye yapılmış. Sonra üstüne bir ev daha atmışlar. Böyle evet. Evler yani. Bir şiir daha dinleyelim sizden. Duralım bir şiir okuyalım. Benim işaretlediğim hariç tabii. Siz kendi gönlünüzden. Evet. Şimdi bu şiir işçilere dair yazdığım bir şiir. Ben bulaşıkçılık yaptım 3-4 sene. Bulaşıkçılığı yaptığım için bu duyguyu çok iyi bilirim. Şiirin ismi Daha Hızlı. Yine hızlı çalışacağım daha hızlı. Bir ziyara molası biraz gökyüzü. Sonra ona bakacağım uzun uzun o yorgun bitkin gözlerine. Sonra daha hızlı çalışacağım. Hızla çiçekleri sulayacağım. Pilav makarna
bir ölü gibi düşeceğim yatağa. Yorgun gövde duymaz farelerin takırtısını. Sonra hızla kalkacağım, koşarak otobüslere. Düşe kalka kime bakılır ki? Selam versem kimse duymaz. Sonra daha hızlı çalışacağım, daha hızlı. Bir makineden daha hızlı. Müdürler sever seri makineleri ve böğürür şefler. Daha hızlı, daha hızlı. Yüreğiniz var olsun, aşk olsun.